arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ben size bahsettiğim, daha önceki videomda bahsettiğim bir arkadaşla konuşmuştuk. Hac işareti olduğunu söylemişti. Onun evine doğru gidiyorum. Telefonunu aldım, konuştuk, irtibatlaştık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ev, büyük bir ihtimal o da odur zaten. Türk bayrağı da asılmış, artık sararmış. Türk bayrağına kurban olayım ben ya. Şöyle gidelim bakalım. Çok güzel yerler arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Hoş. Hoş bulduk. Ha, ev bu mu? Ev bu. Bahsettiğim ev bu. Gerçekten eski bir ev. Kullanılmıyor değil mi şimdi? Bu anda kullanılıyor. Tarih arkadaşlar. Tarih. Tarih. En az 600 veya 700 senelik ev. O kadar var mı ya? Bu tabii. Buradan çok insan... Tamir görmüş ama. Bir tamir. Tamir tabii. Üç sefer tamir oldu. Ama yine... Şu alt taşları galiba çok eski. Kalkmamış mı? Yoksa eski taş mı? Bunlar, uçlardan bak kırılmış arkadaşlar. Bak oradan tamir etmişler mesela. Bak şuradan normal beton var. Görüyor musunuz? Doğanın uçtan. Çıkan taşı bu. Çok dayanıklı. Abi şimdi o dediğin... Yerleri bana bir gösterebilir misin arkadaşlar? Görsünler. Neyi mesela? O, demiştin ya bana bir hani haç var kapının yanında. Burada bir kuyu tamam, var, bir şeyler tamam. Var. Ya, tamam. Sen bana göster abi. Arkadaşlar şu hale bakın. Şuraya bakın ya. Önce bir evin içini göstereyim size arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Kapısı şöyle. Eskiden pencere yapmışlar. Bismillah. Şu an içeri girmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın çürümüş İçine, vaziyette. İçine gir istersin. Yok burası çürümüş olabilir. Aşağı düşmeyelim. Ha. Ama gerçekten yani şu an şöyle harap durumunda. Eski kilitler şöyle. Değişik kilitler. Kapatalım. Şöyle inelim arkadaşlar şuradan. Dikkatli bir şekilde. Burada ne varmış acaba? Küçük bir yer ama burası. İçinde. Burası ayrı bir bölme mi? Burada ayrı bir toplantı yeri varmış. Hmm. Ayrı bir dışarıdan. İçeriden kapısı var. Hmm. Burada su penceresi de bu. Hmm. Sadece bu konuda. Değişik bir şey yapmışlar. O zamanın imkanları. Yani. Şimdi burada arkadaş evi alt taraftan baktığınız zaman bu şekilde. Şöyle. Evet. Buradan aşağı ne var? Şimdi aşağıda bir kuyu var. Bahsettiğim kuyu. Hı-hı. İstersen ilk gidelim o kuyuya bakalım. Tamam. Öyle gelelim. Tamam. Her şeyi göstereyim size. Tam çok da ıslak ama olsun ıslanacağız ama olsun arkadaşlar. Ayağım uygun değil ama ayakkabım. Ne kadar güzel. Bu yandan gidilmiyor mu buraya? Ya, böyle de, ya, böyle. Tamam. Tamam. Düşmeyelim ya. Arkadaşlar. Burada çay bahçesi galiba bu. Arkadaşlar. Çok acayip yerler. Arkadaşlar ev şu yukarıdan böyle gözüküyor. Ağzım da bitmek üzere tekrar. Yani. Şu doğaya bakın arkadaşlar. Mükemmel. Bu biraz etraftan dolmuş, doldurdun değil mi bunu? Ağaç diktim belli olmasın diye. Ağaç diktim ama bu kadar belli oluyor. Yani. Bu eskiden kalan değil çok mi? Eskiden, çok eskiden. İçinde peki bunun duvarlarında taş var mıydı? Taş var, taşlar olmuştu. Bu etrafı taştı. Peki taşların rengi hepsi aynı mıydı? Ebatları da aynı mıydı? Farklı mıydı? Farklıydı hepsi. O farklı taşıydı. Yani bu ilk mesela buraya geldiğim zaman... Yani içeride mesela örnek veriyorum. Taşların mesela hepsi bir olur. Birkaç tanesi farklı olur. Renkleri farklı olur. Şekilleri farklı. Öyle bir şey var mıydı? Hepsi aynı mı? Tabii. Şekil hepsi aynı değildi yani.
Ha. Hepsi aynı değildi. İçeri girdim bir zaten gözüm yani gözüm karışıyor. Derinliği ne kadardı? Derinliği 2 metre civarında vardı. 2,5 metre. Kapanmış herhalde o zaman. Daha derin oluyor çünkü onu. O kapanmıştı. Ben de kapattım ama şimdi ha. Bu anda 1,5-2 metre derinliği oluyor bu anda. Çalışıp atmışsın. Ağacı ben diktim. Kimse hani anladım. İlgisini çekmesin. Anladım. Peki abi başka ne gösterecektin mesela veya? Bak başka mesela harç gösterebilirim. Ben ne harç mı? Harç. Çok kapattım onu ben ilgi çekmesin diye ama yine bakarız orada. Gideriz beraber bakalım. Peki başka ne işaret vardı mesela burayı gösteren? Herhangi veya buraya gösteren bir üçgen vardı. Üçgen buraya mı gösteriyordu? Buraya gösteriyordu. Bir de arkasında U harfi gibi bir U harfi. Bir üst harf vardı. Böyle anladım. Eğri bir harf vardı. Anladım. U harfi. Yani U'ya tamam. Benzer. Tamam. Tamam abi. Şimdi onlar neredeydi peki? Onlar o işaretler burayı gösteren işaretler nerede? Az yukarıda, oradan görecektir. Hep bir düğme paralel. Haccın olduğu yerde mi? Haccın olduğu yerde. Hac zaten gösteriyor. Anladım. Anladım. Arkadaşlar bazı insanlara bu işlerle ilgilenmeyen insanlara nasip oluyor. Bazı insanlar da ne kadar uğraşırsan uğraş. Bir türlü ayağının dibinde de olsa bulamıyor. Bu iş nasip işi. Bu arkadaşımız pek bu işlerle tabii bilgisi var. Ama hani ben bulacağım diye uğraşmıyor. Uğraşmamış. Ama bildiği yerler var mesela. Bazı insanlar sabredemez. Bazı insanlar da bildiği halde hiçbir şey yapmaz. Bu arkadaşımız böyle bir arkadaşımız ihtiyacım yok diyor. 3 günlük dünya diyor yani sonuçta ama hani ne bileyim herkesin şeyi farklı gelmesini bekliyoruz arkadaşın şu an. Kuyuyu ben gösterdim size ya. Şu aşağı evet. Aşağıda. Hı hı. Size bahsettim ya az yukarısında. Yani şurada şu mevkide bir büyük taş vardı. Burası da, set zaten düzelmiş biraz ama. Şimdi bahçe yaptım ben. Hı-hı. Burasını da ilerisini diyorum. Hı-hı. Sağlam bir taş vardı. Bunu 5-6 kişi bir gün geldi imece şeklinde onu parçaladık kaldırdık. Kırdınız. Kırdık yani. Peki haccın hacda bir şey var mıydı? Onun taşın üzerinde hac resmi vardı. Hac resmi vardı. Bir de U harfi vardı. Ok, U harfi? Yani aşağıda gösterdiğim ok gibi aşağıda gösterdiğim kuyuya paralel üçgen gibi bir şey üçgen, mi? Üçgen evet evet üçgen. Ha. O çok eski diyorum. Tamam. Onun yanında da diğer bir konu var sonra ben göstereceğim. Hı-hı. Ve bunu şimdi kullanılabilecek bir şey yaptım. Arazi yaptım yani ben kendime. Hem yani sonuçta arazi. Milletin gözüne gelmesin diye hani şey yapmasın diye orasını ben kullanım yaptım şimdi bu. Anladım. Arada. Bak görüyorsun belli değil hiçbir şey. Ha, doğru düzelmiş. Aylarca uğraştık. Ha. Tamam. Şimdi bunun yanında diğer bir konu esas işaret yani taşta işaret. Hı hı. Ben ona çok uğraştım, kapattım filan. Şimdi o kazıttım, kırdım dediğiniz işaret. Onu ben kazıttım, yok ettim ama ne kadar yok etsem bile bellidir. Hı. Ben bu anda onu yıkayacağım suyla. Siz göreceksiniz. Hı hı. Sizin için görsün diye. Tamam. Zahmete katlanacağım. Tamam abi. Madem bu kadar yıldınız uzak. Şimdi ben size bahsettiğim tamam abi ne gerekiyor? Taştaki tamam. İşareti göstereyim. Tamam abi. Ama kapalı suyla tamam onu temizleyelim lazım. Açarız. Sıkıntı yok. Suyu alalım buradan. Tamam abi. Senden sebep yapıyorum. Bak, tamam. Bak. Eyvallah. Ha, çok güzel buralar arkadaşlar. Burası gerçekten. Tamam abi ben geliyorum hemen. Şuraya bir çekim yapayım. Öyle. Arkadaşlar burada değişik bir bölme var. Arkadaşlar şarjım bitti. Pilimi değiştirdim. Arkadaşlar. Evet abi şey yaptınız mı? Şimdi ben sana söz verdiğim için gösteriyorum. Hı-hı. Aşağıdan kuyu dedik baktık. Hı-hı. Burada bir taş vardı. Onu izah ettim size. Hı-hı. Şimdi ben bunu o zaman kapatmıştım kendi imkanlarımla. Şimdi hı-hı. suyla bunu şu şeyle temizledim. İçeriye de bakalım. Temizledim bunu. Şu kadar, yıkıyor musunuz? Şu kadar görüntü oldu. Tamam. Senin için temizledim burası. Tamam, tamam abi. Eski kapılar açalım. Örümcek ağa. İçeri giremiyoruz herhalde. Arkadaşlar örümcek ağa. İçeriki bölmenin içeriki şeyini gösterecektim size ama. İçeride ayrı bir toplantı. Şu çok örümcek ağa var. Taştan yapılmış. Onu girme ne var odada? Orada toplanıp karar veriyormuşlar. Önceden çok şeyler. Toplantı salon gibi bir şey herhalde. Anladım.
Neyse, bunu kapat. Onun penceresi çok küçük. Evet. Adam girmek imkan yok. Taştan yaptı. Kapatalım. Küçük pencere. Abi yıkadın bakalım ya, şuraya. Yıkadım şu ya. Bu şimdi kuyuyla bu taş, bununla hepsi birbirine bağlantılıdır. Tamam mı? Şu kadar şey yaptım. Çıkmadı bu. Bu kadar uğraştım, bu kadar yaptım. Çok sert taş. Bunu bayağı kırmışsınız. Burada da bir şey var. Çok sert taş. Burada işaret var. Onun altında da bir işaret var. Şurada bir şey var. Şu bile bir şüpheli şu bir şey var yani. Şu da aynı. Bunlar bunun yani, alt tarafı biraz uzun zaten. Bu şey. Uzun bu. Zaten bunun altında hemen taş var. O zaman o taş burada ona... Burada üçgen vardı. U vardı yanında. Kuyuyu, altta bahsettiğim kuyuyu bununla paralel. Onu gösteriyor. Anladım. Kuyu, peki hiç makine falan getirip de bakmadın mı buralara? Buralara makine getirip makine getirip buralara... Bu kuyuyu, bunun üstü salon mu? Bunun üstü salon. Ha, pencereden kuyu gözüküyor yani. Kuyu tabii. Hepsi burada gözüküyor. Ha. Hepsi. Zaten bu işaretin bir metre... Bu taş bayağı sağlam bir taş ya. Bu taş var ya, büyük vayruz ile... Bak, maşallah parça bir şeyler alayım şöyle. İmkansız. Bu taş çelik gibi yani. Ya, bu taş... Yani, özel bu farklı bir taş zaten. Ötekilerde mermer gibi bir şey zaten. Yani bunu vayrus ile kırayım desem mümkün değil. Şuradaki bahsettiğim taşı bir gün 5 kişi geldiler. Akşama kadar parçalayamadık şu taşı. Bunu şimdi kullanayım ama şey... Anladım. Almışsınız buradan. Tamam mı? Peki burada hiç böyle eski yaşlı bir ağaç var mıydı burada? Burada şurada bir yaşlı bir ağaç vardı. Yıllar yani. Evet. Ne ağacıydı o? Armut ağacıydı. Evin yanına meyve dikmişler zamanında ama o kadar bir yıllanmış ki hiçbir tane dalı yoktu, yokmuş. Sadece gövde kalmış. Onu da rüzgar yıktı burada. Anladım. Rüzgar yani. Burası çok rüzgar. Yüksek ya. Ev ilginç bir ev abi ya. Yani şu tahtalarıyla buraları kapatıyorum. İçine giremedim. Keşke girme imkanımız olsaydı. Şey olmasın diye. Anladım. Çünkü zaten çok iyice... Nöbetçi de bırakıyorum. Ya zaten komşular sana söylerler herhalde. Komşular zaten bilmiyor ama komşular göz kulak oluyor. Arkadaşlar evin içine girelim bakalım diyeceğim ama alt tarafa girme imkanım yok. Çok... İçeride bir tane daha görünmüyor buradan. Bir açalım da bir bak, girelim. Şuradan, ne olacak arkadaşlar? Şu temizleyelim bak, şuraya da. Madem ha, şu tahtayla temizleyelim ya. Şu tahtayla. Bak, bak, onlar. Öyle, öyle değil. Bak madem öyle bak. Bak şimdi. Kafamıza bir şey düşmesin de. Arkadaşlar şarjım tekrar bitmek üzere. Bir dakikam kaldı. Ben size hemen. Esas burada var bak. Gel. Şurası var ya. Vallahi altın. Buralar var ya. Gözükmüyor ama. Işık yok mu? Işık. Telefonun ışığı. Arkadaşlar şimdi az önce benim pilim bitti. Pili değiştirdim. O evin dibindeyiz. Ben içeri girdim yani sildik bu örümcek şeylerini sildim. Işığın varsa bir ışığını açabilir misin abi? Sen benim, bir dakika. Benim şarjım... sana ilk kez gösteriyorum bunları. Bak şimdi ben ışığı açayım sana. Sende de sürprizler bitmiyor yani. Ya sürprizler derken bu tarihi bina ya. Bu bildiğin gibi değil ya. Sen ışığı... Buraya geldim mi her şeyi şaşırıyorum. Heh, tamam. Şimdi bak ışığı yaktım. Şurasını diyorum. Taş duvarı. Önceden şeyler toplandığı yer. Bak şurası. Bu taş duvarı. Penceresi bak şuradan. Küçük bir pencere var bak. Sade böcek girebilir o kadar. Burası kapalıydı. Ben kırdım bunu. Bunu ben kırdım yani. Kullanım açısından. Kapanmış mıydı? Tabii kapalı. Şimdi gel asit bir kuyu var bak. Gel. Evin dibinde burada. Seni getiriyorum. Evin tam ortası. Ha, dipte. Bu kuyu dipte. Tamam dikkat et de. İlk önce bir girmezden böyle çek. Bir bak buraya bak. Bir saniye. Burada ışığı bak. Açabiliyor muyum bu şekilde? Ben de açayım ışığımı. Evet. Şöyle yaptık. Açıldı mı? Yok. Açılmadı değil mi? Kullanılmıyor. Tamam. Tamam. Sen ışığın yeter. Tamam. Böyle geldi. Tamam. Gir sen önden. Yolu sen biliyorsun. Bak. Gel buraya. Şu var öyle. Şu gördüğün, şu bunları ben dayama verdim. Bunları kamuflaj ettim. Şurada bir burası dolmuş mu? Burasını ben doldurdum. Burası çok derin bir şeydi. Bir odanın dibi kuyu. Bu kuyu. Bu tam oturma yerinin altı bak. Evi tam ortaya kurmuşlar. Zamanında. Kur'an'da bunu burada... Bence burada bir işlem olmuş. Tabii. Şimdi, bunu ben bir taş vardı burada.
Ya şurada bak, burada bir taş vardı. Bunları ben doldururum. Bu iki adam boyu derindi yani. Bu şey vardı. Mermer gibi bir şey vardı. Üstünde işaretler vardı böyle. Hac resmi vardı. U resmi vardı. Böyle U eğri. ha. U resmi vardı. Bir de değişik bazı resimler vardı. Ben o kadar tarif Yazı edemiyorum. yazı mı? Yazı, yazı. Eski yazı. Okuyamadım yani ama Anladım. işaretler böyle. Şöyle. Burasını ben buduruma getirdim. Arkadaşlar Kapattım. burası şu an dolmuş. Burası kuyuymuş. Buraya ben bir düştüm Zaten buraya. belli zaten. Hep Buraya bazı düşünce şeyler yapmışlar. Hemen beni çıkardılar. Burada nefesim de sıkıştı yani. Burada çok yani bunu doldurdum bu anda. Eski şöyle. Etraf böyle yani bak. Bir oturma salonunun tam altında kuyu Tam var bu arkadaşlar. şey yani bu şey taşlar bu çok önceden ilk doğaya uygun taşlardı yani bu. Bu taş şimdi yok yani bulamazsın bu taşı. En az 6-7 senelik 700 senelik taş. Arkadaşlar çıkalım yavaş Böyle. yavaş. Tamam mı? Adam gelmiş diyor ki istediğin parayı vereceğim diyor buraya. Ben de Ben veririm öyle istemem parayı. ki. Evet arkadaşlar burası da Şurası da eskiden ayrıcalık. kullanılmış. Burası da Ayrıcalık. ineklere ahır Bunu ben yapmışlar böyle zamanında. düzenledim. Hani kullanım şeyini yaptım. Burada inekle tosunla falan yapıyorduk eskiden, şimdi değil. Evet. Burası böyle yani. Evet bayağı tamir görmüş. Çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Abi şimdi şöyle söyleyeyim sana. Peki sen burası senin o kadar hani bir şeylerim var, şüphelerim var burada. Hiç nasıl yani nasıl böyle bu hani buralarda bir şeyler olur veya işte şu gibi şeyler buralarda olur diye düşünüp de araştırdım, baktım veya nasıl buldun? Birisi mi söyledi? Yoksa Yok, şöyle bir şeydi. İlk önce bunları nasıl bulduğumu diyorsun. Şöyle buldum. Şurada size bahsettim ya, bir taş var dedim ya. evet. Şu taş çok parlak bir taştı. Bir de şöyle bir şöyle bir delik vardı. Nerede? Taşta. Taşın Neresinde? ortasında. Ortasında Delik. derken yani dikey olarak mı Yok, böyle ilerlemesi? arkiri delik vardı. Tamam. O deliğe baktım ben. Niye bu böyledir diye. Ki şu bahsettiğim evin tam ortasında olan, altta oturma yerinin altında olan kuyuyu gösteriyordu. Tamam. Bir Oradan tarafından sonra baktın. geldim belki tarafa. Arkasına geldim. Arkasından bakınca size bahsettiğim kuyu var ya Ay aşağıda. demin Esas baktığımız, demin ilk baktığımız. baktığımız kuyu. O istikameti gösteriyordu ve o deliklerin sayesinden şu istikameti çözdüm ben. Zaten bu işte Anladım. Burada da meraklısıyım. zaten haç var arkadaşlar. Demin burayı Burada yıkadık. şurada Yıkadık. ya Anca şurada üç açabildim güne bu var kadar. ya üç güne bu taşı böyle işi kapatabildim bu kadar yani. Bu çok Üstündeki oyun şeyleri kırdın mı? Başka bir bu şey. gördüm ya buralar Onun yani bu altında kadar küçük bir şey daha var ama o o burada da bir çıkmış. işaret vardı bu şey yani. Tamam mı? Bu vesileyle madem geldim bu kadar bak sana bilgi verdim. Eyvallah abim sağ Ama bir olasın. de şunu diyorum. Hani bu izinli herhangi bir şey, hiç yüzümüz kızartmamak şartıyla, Tabii, bir bizim zaten belaya yasal düşmemek olmayan hiçbir şartıyla şeyle şeyimiz olursa yok. eyvallah. Olmazsa bana ne kadar para verseler ben bunu yani öyle Tabii izinsiz tabii tabii. kimseye bunu kullandırmam. Evet. Tamam mı? Ama değerli ben zaten Yani sen yapmak istiyorsan ben senin adına hani izin konusunda yardımcı olurum. Ben bir şey istemem. Ben senin adına yardımcı olurum. Yasalla bütün işlemleri yaparsın. Ne gerekiyorsa yardımcı olurum. Yani benim öyle bir şeyde düşüncem O yok. zaman Herkesin neyse tabii. hakkı nasibi alsın. Her sonuçta senin malın. Onu zaman gösterir. Olabilir. Güzel düşünüyorsun ona. Bakarız, konuşuruz yine. Şey yaparız. Yani bugün Eyvallah. senden sebep kaldım böyle. Çok adam gelip gitti ama en çok bilgi size verdim yani. Eyvallah, eyvallah. Tamam. Sağ İlk olasın. kez sana gösterdim Sağ bunları. olasın. Kimseye Bizim bir şey söylemem eyvallah. yok yani. Ben de burada da Çünkü şu insanlara güvenim yok. doğru. Kimsenin güveni yok birbirine. Öyle olması lazım. Biz Arkadaş öyle olur ama öyle bir yok. durumdayız zaten şu an. Böyle Şartlar işte. o şekilde. Eyvallah abi. Tamam böyle. Kapatalım. İstiyorsan yardım edeyim ben sana şunları. Yaşanmıştık bir geçmiş bir tarih var arkadaşlar. Gerçekten yani Böyle. insanlar neler yapmışlar eskiden. Buraları ben kullanım açısından hani araziyi şekil vermek için yaptım böyle. Buralar çok çok dengesiz bir taşlık. Tamam. Sağ olasın her şey için. Ben video sonlandırayım bu arada abi. Arkadaşlar Efendim. şu an ben video sonlandırmak zorundayım. Şu an dağın başındayım. Burada da şartlar pek de iyi değil. Pilim ben telefonla şu an çekim yapıyorum.
Pil bitti. İki kere pil değiştirdim. Artık pilim, yedek pilim yok yanımda. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sizden istediğim ricam, hani emeğime saygı babında videolarımı beğenirseniz abone olun arkadaşlar. Sizden başka bir şey istemiyorum. Elimden gelen sizlere bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu konularla alakalı ilgilenen, ciddi ilgilenen arkadaşlarımız varsa yasal olarak yapabilecek bir şey. Ben yine yardımcı olmaya çalışayım. İrtibat sağlarım. Gereken neyse yaparsınız arkadaşlar. Her şey yasal olmak çerçevesiyle. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın.